Arkadaşlar herkese selamlar. Bootstrap sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 41. dersindeyiz. Bu dersimizde Bootstrap'taki klaslarda bir navigasyon bar yapımı nasıl olur onun üzerine konuşacağız. Klaslara bakacağız arkadaşlar sizlerle. Hemen başlayalım isterseniz. Şu şekilde geliyorum. İlk olarak ben nav etiketimi, nav elementimi yazıyorum. Nav bildiğiniz gibi navigasyondan geliyordu arkadaşlar. Menü tasarımlarında nav elementini kullanabiliyoruz. Burada division da kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez ama navigasyon kullanmak kodu okuyan kişi için buranın menü olduğunu belirlemek açısından önem taşıyor. Bu şekilde bilginiz olsun arkadaşlar. Daha sonra dilerseniz şöyle bir ul yazalım. İçine gelelim. Li elementlerimizi yazalım ilk olarak. Ve şöyle a diyelim. Bir referans gösterelim. Daha sonra buna şu şekilde ana sayfa yazalım arkadaşlar. Geliyorum bu lileri çoğaltıyorum. üç tane yeterli olacaktır. Şöyle iletişim diyelim. Buna da geliyorum. Hakkımızda şeklinde bir şey yazıyorum. Geldim şimdi sayfamı yeniliyorum. Ana sayfa hakkımızda iletişim şeklinde bunlar bizim karşımıza çıktı. Şimdi biz bu trap'ın klaslarını buralarda nasıl kullanıyoruz ona bakalım arkadaşlar. ilk olarak Geliyorum ben şurada navigasyonuma geliyorum ve diyorum ki bu bir navbardır. O yüzden bu navbar klasını veriyorum. Geldim sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi biraz sol taraftan boşluk iç boşluklar olsun. Bu şekilde bir hizalama gerçekleştirdi. Bunu yaptıktan sonra ule'ye geliyorum. Buna da bir klas ataması yapıyorum. Sen de navbarın şu şekilde navigasyon klasına aitsin. Yani nav şuradaki Navbar ana klas ise bu da onun bir alt klası şeklinde düşünebilirsiniz. Geldim sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bizim sol taraftaki balıklarımızı aldı yok etti ve hizalama işlemini şu şekilde gerçekleştirdi. Daha sonra geliyorum buradaki lime. Şunu yazalım. Klas diyorum. Sen de benim navigasyonumdaki item'ımsın diyorum. Elemanımsın gibi. Geliyorum şunu kopyalıyorum buradaki bütün lilere yazıyorum. Geldim. Sayfamı yeniledim. Herhangi bir değişme olmadığını göreceksiniz. Çünkü içinde şurada benim A elementlerim de mevcut. Bunlara geliyorum. Bir klas ataması gerçekleştiriyorum. Sen de benim şöyle nav linkimsin diyorum. Şunu kopyalayalım. Hepsi için şöyle yapıştırıyorum. Geldim sayfamı yeniledim. Boşluklar şu şekilde arttı. Üzerlerine geldiğimde de navlink'in etkisini hissediyorum. Altındaki çizgi kaybolmuş oldu. Ama burada hala bir sıkıntı var arkadaşlar. Bizim menümüz bu şekilde alt alta olmamalı. Yani biz bunları yan yana görmeliyiz. O yüzden şurada yapmamız gereken işlem gelip burada navbar'ın yanına aynı zamanda navbar-expand demek. Expand genişletmekten gelir. Genişletmek anlamı vardır geliyorum sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer ben bunları yan yana yazmış oldum. Bunu arkadaşlar vertical halden horizontal hale yani yatay hale getirmek için kullanıyoruz. Bunu yine size'larla birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle medium'dan itibaren bu genişlesin diyebilirsiniz. Şunu da açalım hatta. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın şu an yan yanalar küçülttüm. Ekstra small'dayız. Alt altı oldular. Geldim small'dayım. Hala alt altalar. Büyüttüm medium'a geçtim. Yan yana bir özellik aldılar. Bunu bütün class'lar için yani bütün size'lar için uygulayabilirsiniz. Large olsun small olsun hepsi için geçerli olur bunlar arkadaşlar. Bunun dışında şöyle bir şey yapalım isterseniz. Arka plan rengi olarak gelelim. BG dark diyelim. Burada da normal arka plan renklerini kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi koyu bir temayla arka planım oluşmuş oldu. Bunun dışında başka neler yapabiliriz? Yani renkler için şöyle söyleyeyim. Örneğin buraya light da diyebiliriz arkadaşlar. Geldim sayfamı yeniliyorum. Bakın şöyle light bir tema da bizim karşımıza çıkmış oldu. Tekrar dark yapalım isterseniz. Burada textler için arkadaşlar hemen bakalım isterseniz. Şöyle text tre diyorum ve light diyorum arkadaşlar. Bakalım çalışacak mı? Geldim yeniledim. Bakın herhangi bir şekilde çalışma olmadı. Mavi renkte ilk hali neyse oldu. Text light'ı almadı. Bunun almamasının sebebi bizim şurada navigasyonumuzun dış elementte olması. Yani ben şunu geldim. Aldım örneğin buradaki A'ya yapıştırırsam. Çünkü benim yazım A'da geliyorum sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi bu sefer ben buradaki yazıya etki etmiş oldum. Ya da şunu yapabiliriz. Şunu silelim. Ben buraya geliyorum arkadaşlar. Burada bizim kullanabileceğimiz iki tane renk türü var. Şöyle navbar dark dersem bu sefer ben şu şekilde sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi biraz beyaz bir renke hakim olmuş oluyorum. Yani şuradaki dış division'ımda navbar dark dediğimde bu sefer buradaki li'lerime hitap ediyor. Yani ağlarımın içindeki bu yazılarıma hitap ediyor diye düşünebilirsiniz. İsmi dark ama gördüğünüz gibi üzerine gelince beyaz bir renk oluyor. Aynı şekilde navbar light şeklinde de bir renk verebiliriz. Geldim yeniledim. Light da yine darkın tam tersi şeklinde siyah bir hal almış oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde renkler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şunu silelim. İsterseniz şurada A'mıza gelelim. Text light şeklinde bunu yazalım. Geliyorum sayfamı yeniledim. Beyaz bir şekilde karşımıza çıktı. Oldukça hoş güzel bir durumda. Şimdi bu görmüş olduğunuz gibi sol tarafa hizalı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için de yani daha doğrusu merkeze ya da sağ tarafa hizalamamız için de daha önce görmüş olduğumuz Justify Content Center'ı kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bizim Justify Content Center'ımız bunları ortada hizalamış oldu. Geliyorum şöyle küçülttüm. Gördüğünüz gibi ekstra small olduğunda da şu şekilde merkezde toplanıyor. Bunun bu şekilde merkezde toplanmasını istemiyorsak yani bakın large'da ortada, medium'da ortada, small'da ortada. Biz burada medium'dan itibaren expand vermiştik hatırlayacağınız gibi Medium'dan itibaren yan yana olsun diye. Buradaki Justify Content Center içinde gelip şöyle Medium'dan itibaren Center olsun dersek. Geldim sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi burası ekstra small'da sola hizalı. Small'da sola hizalı. Medium'dan itibaren şu şekilde merkezde toplanmış durumda. Ben bunu küçülttüğümde bu otomatik olarak Medium'un altına düştüğünde artık Justify Content Medium Center çalışmayacak. Otomatik olarak sol tarafa hizalamış olacak. Bununla çeşitli oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar tabii ki de. Şöyle mesela end diyelim. Geldim sayfamı yeniledim. Genişletiyorum. Small'dayız. Medium'a çıktık. Sağ tarafa hizalamış oldu. Bu şekilde sıralama işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bunu şöyle kaldıralım. Geldim yeniledim. Normal bir şekilde bu bizim karşımıza çıkmış olsun arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bizim aynı zamanda navbar-brand şeklinde bir etiketimiz daha mevcut. Bu da marka ya da logo tasarımı gibi işlemler için kullanmış olduğumuz bir klas arkadaşlar. Buna isterseniz şöyle bir şey yapalım. Geliyorum ben buraya bir tane örneğin span atalım. Şu şekilde bunun içine logo şeklinde bir şey yazalım arkadaşlar. Geliyorum ben klasımın ismini yazıyorum. Şöyle navbar brand şeklinde bunu yazalım. Geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın logo şeklinde burada bizim karşımıza bu yazımız çıkmış oldu. Yani buraya logo ve benzeri işte yazılar olsun ya da resimler olsun bir şeyler yapmak isterseniz buraya bunu koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında resim koymak için örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Gelelim. Şu span'i kaldıralım isterseniz. Burada arkadaşlar bizim daha önce bir tane görüntü.png şeklinde bir tane dosyamız vardı hatırlayacağınız gibi. Bununla ilgili işlemler yapalım. Pek bir marka gibi durmuyor ama olsun. Şöyle A diyelim isterseniz. Buna şöyle ref diyelim. Şu şekilde herhangi bir yere yönlendirme gerçekleşmeyeceğim diyelim. Daha sonra class diyorum. Bu benim navbar brandim olacak şeklinde yazıyorum. Daha sonra bunun içine geliyorum. Şöyle img diyorum. Ve src dedikten sonra görüntü nokta png isimli dosyamı şu şekilde yazıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım isterseniz. Geldim. Sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir şekilde benim görüntüm karşıma çıkmış oldu. Böyle bir menü tabii ki olmaz. Yani belki olabilir. Bilmiyorum tasarıma kalmış ama. Biz şimdilik o şekilde devam etmeyelim. Buna geliyorum arkadaşlar. Ben şöyle bir genişlik değeri veriyorum. Örneğin 30 piksel olsun diyorum. Burada Navbar Brand'in yapmış olduğu işleme şimdi iyice bakmış olacağız. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi benim vermiş olduğum şuradaki genişlik değerine göre otomatik olarak yükseklik değerini de ayarladı. Ve şu şekilde markayı ben ya da logoyu buraya koymuş oldum. Bunun üstüne tıklayınca işte bir yerlere yönlendirme gibi işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bizim aynı zamanda bir tane daha klasımız var arkadaşlar. O da navbar text şeklinde. Onu da isterseniz şu şekilde yine bir span elementi aracılığıyla yapalım. Deneme yazısı diyelim. Buraya geliyorum. Klas diyorum. Şöyle navbar text şeklinde bunu yazıyorum. Geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın deneme yazısı şeklinde çıktı. Herhangi bir şekilde üzerine tıklama işlemimiz mevcut değil. Geliyorum. Küçültüyorum. Bakın küçülttüm. Otomatik olarak sağ tarafa kaydı. Benim menüden bağımsız bir şekilde böyle oluşturma işlemlerim var. Yani bunu normal bir text olarak yazabilirsiniz. Burada şurada bizim expand olayımız medium ve sonrasında olduğu için ya şunu sm yaparsak buradaki benim yazım. Şöyle sayfamı yeniliyorum. Geliyorum. Bakın büyüdü. SM'ye geldi. Yanına geçti. SM'nin altındayken otomatik olarak sağ tarafa kendini hizaladı. Ya da şunu şöyle large diyelim. Geldim. Sayfamı yeniledim. Büyütüyorum. Small'dayım. Medium'dayım. Şimdi geçiyorum large'a. Large'a geçince otomatik olarak kendini burada menünün yanına atmış oldu. Yani bunu yaptığı işlem aslında şöyle bizim sayfamız küçüldüğünde vertical bir hal aldığında otomatik olarak kendini sağ tarafa hizalıyor gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar.